Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometrik kitabının konu anlatımına başlıyoruz. İlk videomuz doğru da açıların ilk kısmı yani birinci kısmından bahsedeceğiz. Ve ilk videomuzda sayfa numarası kitabımızda 4, 5 ve 6'yı halledeceğiz. Hadi bakalım ilk dersimize başlayalım. Doğru açılara başlarken tabii ki öncelikli olarak tanımdan başlayalım. Önce bir açının tanımını vereyim size. Açı dediğimiz nedir? Hocam işte şurası alfa değil. Orası açının ölçüsü. Açı dediğimiz şey aslında şu demek arkadaşlar. Açıklıktan gelsin aklınıza. Kapıyı şöyle açtığınızda şu açıklık. İşte bu açı anlamında. Ya da iki kalem arasındaki açıklık. Açı anlamında. Ya da daha matematiksel bir şekilde konuşacak olursak. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz açı adını veriyoruz. Yani AOB açısı demek OA ile OB ışınının birleşimi demek anlamına geliyor. Bazı eski kitaplarda şunu da görürsünüz. İşte AOB açısıyla BOC açısının kesimi falan filan. İşte o tür yerlerde açı dediği zaman şunun tamamını alacaksınız. Bir de burada bak iç bölgesi var dış bölgesi var. Belli şu açının iç tarafı burası. Biz buna iç bölgesi adını veriyoruz. Şurası da dış tarafı dış bölgesi adını veriyoruz. Hem açıyı hem de iç bölgesinde de temsil eden de biliyor musunuz? AOB şöyle şapka koyuyoruz ya. Bu demek ki AOB açısı yani şunları aldık. Bir de böyle parantez içine alınca iç bölgesi anlamına da geliyor arkadaşlar bu. Peki hocam şöyle bir şey koymuşuz. Basına bir M harfi koymuşuz. M mevzura yani ölçü anlamındadır. Yani bu ne demek? M demek parantez içinde AOB açısı. Bazen açı şöyle büyük şekilde de çizilebiliyor şapka işareti. Belki genelde büyük çiziliyor zaten haberiniz olsun. Bu AOB açısı ve iç bölgesinin açısı anlamına geliyor arkadaşlar. M mevzuradan tamam mı? İşte orası açının ölçüsü. Buradaki gösterdiğimiz alfa açının ölçüsü anlamında oluyor. Ya da bu AOB şeklinde gösterdik, BOA şeklinde de olabilir. Ya da O köşesi olduğu için MO şeklinde de gösterilebiliyor. Ama genelde böyle üçlü şekilde gösteriliyor çünkü ikili olduğu zaman mesela böyle iki açı olduğu zaman O açısı dediğimizde burayı mı alacağız? Burayı mı alacağız? Ya da tamamını mı alacağız? Öyle kafanız karışabilir. O yüzden genelde üçlüler yani şu ikisi şeklinde gösteriliyor arkadaşım haberin olsun. Şimdi açı çeşitlerine gelelim. Burayı biraz hızlı geçelim. Çünkü biliyoruz. Dar açı dediğimiz kısım 0 ile 90 derece arasında olan açıya biz ne diyoruz? Dar açı adını veriyoruz. Yani iki kalem arasındaki açı 90 dereceden küçükse dar açı. Dik açı 2 açı. iki doğru arasındaki açı 90 derece ise biz buna dik açı diyoruz. Ama dik açı da arkadaşlar şöyle gösteriliyor. Onları da bilelim. Bunları da tanımlarını bilelim. Dik açı dediğimiz şey ölçüsü 90 derece olan yer. AOB açısı 90 derece şeklinde gösteriliyor. Ya da şimdi bu OA ışını ile OB ışını dik ya. Diklik de ters T ile gösteriliyor. Yani bu şekilde 90 derece iki şekilde de gösterilebilir. AOB açısı 90 derece ya da OA ışını ile OB ışını dik kesiyor şeklinde de gösterilebilir. Yani ters T diklik anlamında arkadaşım bunu da unutma. Geniş açıya gelelim. Hocam ölçüsü 90 dereceden büyük açılar değil. Tam olarak değil. Arkadaşlar 90 dereceden büyük olacak. 180 dereceden de küçük olacak. Yani 90 derece ile 180 derece arasındaki açılara biz geniş açı adını veriyoruz. Tamam. Yani iki kalem arasındaki açı. a böyle. Dikten şöyle olacak. Daha büyük olacak. Ama 180 dereceyi de aşmayacak. İşte burası geniş açı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. 90 ile 180 derece arasında. Genelde böyle 185 derece mesela hocam dersiniz. Hocam 90'dan büyük geniş açı değil. Tanımı 90 ile 180 arasında olacak. İşte 120 derece, 130 derece ya da 159 derece gibi açılar geniş açılar. Doğru açıya gelelim. Ölçüsü 180 derece olan açıya biz ne diyoruz? Doğru açı adını veriyoruz. Doğru açı işte ölçüsü 180 derece. Dost doğru. Şu doğrudaki oluşan açı doğru açıdır. Bu da 180 derecedir. Tam açı da tam adı üstünde. Ölçüsü 360 derece olan açıya biz tam açı adını veriyoruz. Şuradaki açımız işte tam anlamıyla çember oluşturuyor ya o da 360 derece. E bir de tümler açı var bir de bütünler açı var. Bunlar da özel açılardır bu açıları da bilmek lazım. Tümlerle bütünler karıştırılabiliyor. Tüm, bütün. Sence hangisi daha fazla? Tüm mü bütün mü? Bütün daha fazla hocam dediğinizde işte birisi 90'a tamamlıyor birisi 180'a e tamamlıyor. O zaman bütün daha fazlaysa 180'e tamamlayan bütünler olacak. Tümler de ne olacak? O zaman 90'a tamamlayan olacak. Ya da diklik işareti neyle gösteriliyordu? Ters T ile gösteriliyordu değil mi? Tümlerde derken T ile başlıyor ya. İşte ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya biz tümler açı diyoruz. Tümler açı diyoruz. Bak unutma ters T'den aklına gelsin. Yani A açısıyla B açısı eşittir 90 derece ise A ile B ne diyeceğiz? tümlerdir diyeceğiz. Ama biz böyle tümler iki açı dediğimiz zaman genelde iki tane açıya dalmıyoruz Tek bir açıyı söylüyoruz. Mesela bir açıya alfa dediysek bu açının tümleri çünkü iki bilinmeyen iki denklem yapmaktansa tek bilinmeyeni bir denklemle uğraşmak daha kolayımıza geliyor. Alfa dediğimiz zaman alfanın tümleri sorulduğunda 90'a tamamlayan açısı. Yani 90 eksi alfa yazarsanız daha güzel olur. İşte bir açı 50 ise 90'a tamamlayanı 40. 50 ile 40 tümlerdir ya da 50'nin tümleri nedir? 90 eksi 90 50'den 40 dersiniz ve genelde şunu tavsiye ediyoruz. Böyle bilinmeyenli açılar da genelde böyle tümlerde 90 eksi alfayı kullanmanı tavsiye ediyoruz. Geldik şuraya bütünler. Mesela şu 80'in tümleri nedir? 90'a tamamlayandır. 90 eksi 80'den 10 derecedir. X'in tümleri 90 eksi x'tir. Yani y deyip de x ile y tümlerdir demeyeceğiz. 20 artı x'in tümleri mesela Hocam 90'a tamamlayan sayısı sayısına bak. 70. X'ten kurtulman lazım. O zaman eksi x demen lazım. Toplamı 90 olacak. Tamam mı? Sayıyı 90'a tamamlayanı yazarsın. 70. İşte bir de de x'ten de kurtulman lazım. O zaman eksi x dersin. Mesela bu tür sorularda bir de şunu söyleyeyim ben sana. Önemli çünkü 90'a tamamlayan açısı. Hocam mesela 30 eksi 3 x. Bunun tümleri sorulursa sayıyı 90'a tamamlayan açıyı söylersin. Hocam 60. 3x'ten kurtulman lazım. Eksi 3x var burada. O zaman buraya artı 3x demen lazım. Tamam. Bu şekilde tümleri de 90'a tamamlayalım. Hani şöyle yapmayalım. 90 eksi 30 eksi 3x kafa karıştırabilir. O yüzden ben sana şöyle anlattım. 30'un sayının 90'a tamamlayanı yazıyorsun. 3x'ten kurtulman lazım artı 3x. Normalde 90 eksi 30 eksi 3x yazdığınız zaman böyle yazıyorsunuz ve cevabı da 60-3x diyorsunuz. Ama 90'dan 30-3x'i çıkartmanız lazım normalde. Yani 90-30 artı 3x yapıyor. İşte bu da ne yapıyor? Bak 60 artı 3x geliyor. İstersen böyle de yapabilirsin ama sayıyı 90'a tamamlayan bir de 3 xten kurtulman lazım şeklinde gittiğin zaman daha sağlıklı oluyor. Hemen örneğine bakalım. Bir açının ölçüsü tümlerinin 4 katından 10 fazladır. Hmm. Tümlerinin 4 katından 10 fazla. Örnek 1'i bu şekilde. Örnek 2'ye geldik diyorum. Örnek 1 nerede? Örnek 1 buymuş arkadaşım. Geldik örnek 2'ye. Bir açının ölçüsü tümlerinin 4 katından 10 fazla. Hmm. Bir denklem kuracağız. Bir açı dediği zaman alfa diyelim. Alfa dedik. Bak bir açının ölçüsü hemen ölçüsü alfası yani eşittir. Tümlerinin 4 katından. Tümleri nedir arkadaşım? 90 x alfası değil midir? 90 x alfasının 4 katından diyor. Ne dediyse onu yazdım. 90 eksi alfası çarpı 4 dedim. Kaç fazlaymış? 10 fazlaymış. Denklemi kurduk. Bu denklemi çözeceğiz. Hadi denklemi dağıtalım şöyle. Hop şu ve şu. Hocam alfa eşittir. 4 ile 90'ın çarpımı 360. 4 ile eksi alfanın çarpımı eksi 4 alfa. Artı bir de 10 var burada. Eksi 4 alfayı buraya atalım. Artı 4 alfa diye geçer. Alfa artı 4 alfa da 5 alfa yapar. 360 artı 10 da 370 yapar. E hocam alfa ne olacaktır? 370 bölü 5 olacaktır. Hemen kenarda 370'i 5'e bölüyorsunuz değil mi? Evet bölebilirsiniz ama ben size 5'e bölme kuralını kısaca söyleyeyim mi? 5'e bölme kuralı aslında nedir arkadaşlar? 10'a bölüp 2 ile çarpmaktır. O yüzden 5'e bölme kuralı diye bir şey aslında kitaplarda anlatılmaz ama pratik olmasa bakımından söylüyoruz. 5'e bölme kuralı aslında 10'a bölüp 2 ile çarpmaktır. Yani 0'a atıp 2 ile çarpacaksın. 370'i 0'a attın 2 ile çarptın. 37'nin 2 katı kaç yapar o zaman arkadaşım? O da 74 yapar. Yani örnek gibi böylelikle 74 bulduk. Geldik bütünler açıya. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açı diyoruz. Şimdi burada ölçüleri toplamı 180. Biraz önce ölçüleri toplamı 90 dedik. Tümler de o. T ile başlıyordu. Ya da tümler bütünler. Hangisi daha büyük? Bütünler daha büyük. Bütünler o zaman 180'e tamamlayan diye bir düşüneceksin. Mesela arkadaşlar bir açı. Mesela A ile B'nin toplamı 180 derece ise A ile B nedir? Bütünlerdir diyebiliriz. Ya da bir açıya alfa dediysek bu açının bütünleri dediğimiz ne olacak? 180'e tamamlayan açısı. Tek bilinmeyenle uğraşmak için ne diyeceksin? 180 eksi alfa demek senin için daha sağlıklı olur. Hemen örneğine bakalım. 70 derecenin bütünleri 180'den 70 çıkartıyoruz. Yani 110 derece yapar. 2x'in bütünleri 180'e tamamlayanı 180 eksi 2x'tir. Mesela bu sayının 110 eksi x'in bütünleri ne yapar? Sayıyı 180'e tamamlayan 70'tir. Eksi x'ten kurtulman lazım. Eksi x değil, artı x yazman lazım. Yani 110 eksi x'in bütünleri bu 70. Eksi x'ten kurtulmak için de artı x yazmalıyız. 70 artı x yapıyor. Tamam. Bu kısım bu şekilde böyle daha iyi. Ya da ne yaparsın? 180'den 110 eksi x'i çıkartırsın ama tamamını. Yani bu 180 eksi 110 artı kaç çıkıyor? x çıkıyor. Eksi eksi çarpma artı olduğundan dolayı. Yani bu da 70 artı x oluyor gördüğünüz üzere. Ama bence sayıyı tamamlayan bir de eksi eksi'den kurtulan dediğin an daha sağlıklı olacaktır. Ne kadar az işlem o kadar az hata benim felsefemdir genelde. O yüzden biraz önce sana 5'e bölme kuralını da söyledim zaten. Çünkü 5'e bölmek özellikle matematikte ve geometride çok fazla karşılaştığımız bir şey olduğu için bu şekilde yapmakta fayda var. Evet geldik şimdi diğer örneğe. Bir açının hop şöyle alfa diyelim açıya. Bak ne diyorsa sözel bir şekilde okuduğunu böyle denkleme dökeceksin. Kardeşim böyle şeyler geldiği zaman sözel ifadeler geldiği zaman. Ama sırasıyla dökeceksin. Al bir açının dedik alfa dedik. Ölçüsü yani alfası bütünlerinden 20 eksikmiş. Bütünleri nedir? 180 eksi alfasından 20 eksiktir. E yazdık bunu. Bak sırasıyla bir açı dedik alfa ölçüsü bütünlerinden 20 eksittir. Yani eşittir bütünleri 180 eksi alfa eksi 20. Eksi alfayı buraya attık artı alfa oldu. Yani alfa artı alfa 2 alfa olur. Eşittir 180 eksi 20'den 160 yapar. Alfayı da böyle 80 derece olarak buluruz. Yalnız dikkat sorunun sonunu iyi okumak lazım. Bu açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Zaten bu açıya biz alfa demiştik. Yani cevap bu 80 oldu. Eğer bu açının tümleri falan sorulmuş olsaydı o zaman 80'i bulduktan sonra tümlerine ya da bütünleri sorulmuş olsaydı açıyı bulduktan sonra bütünlerini bulacaktık. Tamam bunu da unutma. Evet örnek 4'ü 80 bulduk geldik örnek 5'e. Bir açının ölçüsünün hemen bir açıya alfa dedim. Ölçüsünün tümlerinin bütünleri bir açının ölçüsünün alfa dedik tamam. Tümlerinin bütünlerine oranı demiş bu sefer. E hocam tümleri 90 eksi alfa bütünleri de 180 eksi alfa. Bunları oranladığımız zaman bu neye eşitmiş? 2 bölü 7'ye eşitmiş. E ne diyorsa onu yazdım. E işler dışlar. Yapalım işler dışları. Buradan 7 kere 9 63 yani 630. Sonra eksi 7 alfa yaptı. Eşittir 2 ile 180'in çarpımı 360 yapar. Eksi 2 alfa yapar. Eksi 7 alfayı buraya atalım. Artı 7 alfa diye geçer. Eksi 2 alfası da burada. 360'ı da buraya atalım. 630 eksi 360 yapar. E buradan çıkarttığımız zaman kaç çıkıyor? 70, 270 mi çıkıyor? Evet. 5 alfa eşittir. 270'ten alfadan ne olacaktır? Bak 0 at 2 ile çarp. Değil mi? 5'e bölme kuralı. Yani 27'nin 2 katı. Kaç yapacaktır? 54. Bu açının ölçüsü soruluyor. Soruyu da bak hep okuyorum. Çünkü belki bu açı sorulmayacak. Bu açının 2 katı sorulacak belki de. Yani bu öyle sorular geldiği zaman 54'ü heyecanla bulup işaretliyoruz. E sonra bir baktık yanlış. Biz buna ne diyoruz? Sazanlık diyoruz. Sakın o sazanlığı yapmayın. Evet alfayı 54 bulduk. Geldik şimdi diğer açıya. Ters açılar. Adı üstünde ters açılar. İki doğru kesiştiği zaman bu kesen iki açıya biz ne diyoruz? Ters açı adını veriyoruz. İki doğru kesiştiği zaman karşılıklı oluşan zıt açılara ters açı adını veriyoruz. Ve ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Mesela iki kesişti böyle. Hocam bu açıyla bu açı ters açı. O zaman x ile y birbirine eşittir. x ile y eşittir. Bir de z ile de t de ters açı. Bunlar da birbirine eşittir. Bak açı eşitliğini noktayla gösteriyoruz ya da çizgilerle gösteriyoruz böyle. Bu da bizde bir alışkanlık. Geometride genelde böyle gösterilir. Yani z açısıyla t açısı birbirine eşittir diyeceğiz. E, o zaman z ile t eşitliği de yazdık buraya. Hemen örneğe bakalım. Şöyle iki doğru kesişmiş. Aa hocam şunlar ters açı. Yani şu açıyla şuradaki açıyla şuradaki açı birbirinin tersi. O zaman bunlar ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. E o zaman yazalım. Hocam 2x eksi 10 şuraya yazıyorum. Neye eşittir? x artı 20'ye eşittir. Hocam bunu attık buraya. 2x eksi x'ten x kaldı. Eksi 10 da artı 10 diye geçti. 20 artı 10'dan 30 oldu. Peki şu açılarda ters açılar değil mi? Evet. Ters açılar olduğu için ne olmak zorunda? Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Ama y artı 10 eşittir. Z eksi 20 hocam. E burada ne yapacağız? Önce bir x'i bulduk ya. X'i yerine yazalım istersen. X yerine 30 yazdığımızda 30 artı 20'den burayı kaç buluruz? 50 buluruz. Hocam burası da 50. A şurada bir doğru açı oluşmadı mı? Evet. Yani ölçüsü 180 derece olan açı bu. Hocam burası 50 derece ise o zaman burası kaç olacak? 130. Yani y artı 10 eşittir 130 ise e o zaman y'yi buradan kaç buluruz? 120 buluruz. Y'yi bulduk. Yani hiç şuna bakmayalım ilk etapta. E hocam burası 130 ya. Ters açıdan dolayı burası da 130 değil mi? Evet. Yani Z eksi 20 de 130 olacak. Z'yi de böyle e kaç buluruz? 150 derece olarak buluruz. Evet Z'yi bulduk. Y'yi bulduk. İkisi de bulduk. Bizden X artı Y artı Z isteniyor. 30 artı 120 artı 150 isteniyor. Yani şu ikisi 150, 150 ile toplarsak cevap kaç yapar? 300 yapar. Evet örnek altı 300 çıktı geldik şuraya. Çok fazla kullandığımız bir bilgi, paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Öncelikle bunları iyi bir şekilde bilelim. Bak, şu paralel iki doğru, bir de kesen var burada. İşte burada burada önce yöndeş açılardan bahsedeceğiz. Yöndeş açılar bizim için çok önemli ve çok karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat. Yöndeş açılar dediğimiz şey, birer kenarları ortak ve diğer kenarları aynı yönde paralel olan açılara. Aslında tam tanımında paralellik yok. Onu söyleyeyim ben size. Aa, biz paralel doğrularda yöndeşlikte böyle eşitten bahsediyoruz. Aslında aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açı diyoruz. Paralellik varsa yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Tamam bu da aklınızda bulunsun. Evet ne diyormuşuz buna? Yöndeş açı diyoruz. Evet yöndeş açılarda da arkadaşlar aynı yöne bakan açılar birbirine eşit. Mesela şu iki doğru paralel doğruysa şuradaki açıların şöyle yönlerini belirleyeyim. Hocam Şöyle bu yönlere bakıyor bunlar. Bunlar da şu yönlere bakıyor. Şimdi burada aynı yöne bakan açılara bakacağız. Bak, paralel iki doğru ve kesen bir doğru olduğu zaman şu sağ çapraza bakan hangisi? Bu. Yani x ile a birbirine eşittir. Sol çapraza bakan hangisi? Bu. z ile c z ile c yöndeş açıdır ve birbirine eşittir. Paralellik olduğunda eşitlik sağlanıyor bak. y ile b yöndeş açıdır. Bunlar da birbirine eşittir. t ile d Alt sağ çapraza bakıyor T ile D. Bunlar da yöndeş açıdır ve birbirine eşittir. Hocam böyle paralellik olmasaydı şöyle. İşte biz bunlara da yöndeş açı diyoruz yine. Evet ama bunlar birbirine eşit değildir. Sadece ve sadece yöndeş açı dediğimiz şey e, ta aynı yöne bakan açılardır. Paralellik varsa yöndeş açılar birbirine eşit diyoruz. Bunu da unutmayın. Yalnız burada da bunlar aynı yöne baktığı için bunlar da yöndeştir. Bunu da unutma. Tamam? Evet yöndeş açılar bu şekilde tanımlanıyor. Gelelim öbürüne iç ters açılar. Evet adı üstünde açılarımız nerede olacak? İçeride olacak ve birbirine ters olacak. İçeride ve birbirine ters olan açılara iç ters açı diyoruz. Evet şimdi diyor ki burada da başka bir şekilde diyor. Ben başlıkta siz buradaki şey, tanımları da okursunuz arkadaşlar. Ben size daha kaba dille söyleyeceğim. Neymiş? İki paralel doğru ve bir kesen olduğu zaman İçeride olan açılar ve birbirine ters olan açılara biz iç ters açı diyoruz. Mesela şunların yönlerini belirleyelim böyle 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 böyle. Arkadaşlar içeride olup da birbirine ters olan A ile X birbirine ters. Yani A ile X birbirine eşittir. Ya da B ile Y birbirine ters, içeride ve ters. Bunlar da birbirine eşittir. Ve kısaca biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bunu çok fazla kullanıyoruz. Z kuralı diyoruz. Evet İç ters açılarda çok fazla kullanılır ve özellikle Z kuralı olarak bilinir. Yani şöyle bir Z harfi sağlanıyorsa iki paralel doğru üstünde iç ters açılar oluşur deriz. Ve bu açılar birbirine eşittir deriz. Yani A ile X birbirine eşit. Ya da S kuralı. Yani iki paralel doğru var. Şöyle bu da çiziyor. Şunlar birbirine paralel. Ve şöyle bir S harfi. Z harfi ya da S harfi. İşte bu açılar birbirine eşittir diyoruz kardeşim. Tamam. Evet iç ters açılarda bu. Gelelim şimdi dış tersi. Dış tersi çok fazla kullanmıyoruz. Adı üstünde dışarıda olacak ve birbirine ters olacak. İşte biz bu açılara ne diyoruz? Dış ters açı adını veriyoruz. Dışarıdaki açılarımız bu. Yönlerini belirleyelim şöyle. Hocam belirledik. Dışarıda ve birbirine ters olan açılar D ve Z ve C ve T de aynı şekilde birbirine eşit olmak zorunda. Hocam niye bunu kullanmıyoruz? Çünkü kullanmaya gerek duymuyoruz. Bak şimdi ters açıdan dolayı D ise burası D mi? Evet. Ters açıdan dolayı Z ise burası Z mi? Evet. Bak şurada bir Z kuralı sağlandı. D ile Z birbirine eşittir. O yüzden böyle bir çözüm yöntemi olabilir. Ya da sen burada Z'yi de görmeden şöyle de yapabilirdin. Hocam D'yi yazdık ya. Bunlar da paralel ya. Bak şimdi D ile Z bak aynı yöne bakıyor. Yöndeş açıdan dolayı da eşittir diyebilirdik. Tamam? O yüzden dış tersi kullanırken biz hızlı bir şekilde iç ters ve şeyden yaptığımız için, nereden yaptığımız için yöndeş açılardan yaptığımız için çok fazla buradaki dış ters açıları kullanmıyoruz. Tamam Evet şimdi şu özelliğe gelelim. Z'den de bahsetmişiz gerçi burada. Bak Z kuralı çok fazla kullanıyoruz bunu. Hocam A ile şu açılar birbirine eşit ya da S kuralı. Bak şöyle çizeyim. S kuralı B açısıyla B açısı eşittir. Tamam mı? Evet bu açılar eşit. Sonra U kuralı dediğimiz şey. Biz buna da U kuralı dediğimiz şey de aslında e, karşı durumlu ya da karşıt durumlu, karşı durumlu açı adını veriyoruz ve bunu da çok fazla kullanıyoruz. Bu da nereden geliyor? Şu paralel doğruyu uzatırsak Z'den dolayı bak burası A yapıyor, A A artı B kaç derece oldu? 180 derece oldu. Ya da iki paralel doğru arasında şöyle bir U harfi varsa, işte o yüzden U kuralı diyoruz biz. Yan yatık U oldu gerçi burada. Bir U kuralı varsa ki biz U kuralını da çok fazla kullanıyoruz, U kuralı varsa şu ikisinin toplamı ne oluyormuş? 180 derece oluyormuş. Evet bunu unutma. Burada A artı B 180. U kuralında da dediğimiz gibi biz buna karşı durumlu açılar diyoruz. Ya da karşı durumlu açılar diyoruz. İki paralel doğru arasında bir U harfi varsa toplamları 180 derece. Bunu unutma. Nereden geldi ispatı? Paralel doğruyu uzatarak. Ki ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi doğru açıların çözüm tekniğidir aslında bu. Arkadaş iki paralel doğru gördüğümüz zaman işte biz, biz direkt şuna bakarız. U yani yöndeş açı var mı? Z kuralı var mı? U kuralı var mı? Ya da biraz sonra göreceğimiz M kuralı var mı diye bakarız. Bunlar yoksa o zaman ek çizim yaparız. Ek çizim dediğimiz ya paralel doğruları uzatırız ki bir tane çözüm ispat tekniğini burada kullandım zaten. Bak Z'den dolayı dedim. Bak burası A oldu dedim. Ondan sonra bak doğru açı çıktı burada. A artı B 180'dir diye söyledim. Ya böyle paralel doğrular uzatırız ya da sivrilen yerden paralel çizeriz. Şimdi gel bak M kuralını bahsedeyim. M kuralı da diyor ki arkadaşlar şöyle bir M harfi varsa iki paralel doğru arasında bak şu iki paralel doğru verilmiş ya bize. Bu iki paralel doğru arasında bir M harfi varsa genelde iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa oluyor zaten bu. Şöyle bir M harfi ile karşılaştıysak eğer hocam şu sağa sola bakan açıların toplamı diğer yöne bakan açının toplamına eşittir. Yani A artı B diyeceğiz buraya. Kuralımız bu. Evet bu da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bizim için önemli. Bak karşımıza çıkanlar yöndeş açı 1. İç ters açı Z kuralı 2. U kuralı 3 ve M kuralı 4. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Hatta bak burada M, U, Z, Muz diyebiliriz böyle. Muz çok fazla kullandığımız şeyler. Bir de bunun yanına yöndeş açıyı da ekleyeceksin. Evet şöyle bir M harfi. Hocam bu nereden geliyor? Bak ispat teknikleri de bizim için önemli çünkü çok karışık sorularda ispat tekniklerini de kullanıyoruz. Biraz önce dedim ki ya paralel doğruyu uzatırız böyle değil mi soru çözerken. İşte M kuralı U kuralı Z kuralı yoksa e, ya böyle paralel doğruyu uzatırız ya da sivrilen yerden paralel çizeriz kardeşim. Sivrilen yerden paralel çizdiğin zaman Z'den dolayı bak burası A yapar. Burada da Z'den dolayı bak ters Z oldu burada B yaptı. A gerçekten burada kaçtı? A artı B'ye eşit oldu. İspat tekniğiyle de yapabilirsiniz ama M kuralını da bilmenizi de tavsiye ediyoruz. Çünkü karşılaştığımız bir kural o yüzden bizim için önemli. Geldik zikzak kuralına. Zikzak kuralı dediğimizde hani M testere kuralı da diyebilirsiniz. M kuralında bir tane sivrilen nokta vardı. Zikzak kuralı da testere kuralında da bir sürü paralel iki doğru arasında bir sürü sivrilen yer varsa. E ne bu? Biraz önce dedik ya sağa bakanlar sola bakana eşit. E burada da sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşit. Yani A artı B artı C ne eşit olacak? X artı Y'ye eşit olacak. Baktım bu aklına gelmedi. Bak buna yıldız atmadım zaten. Ya da sayılar böyle çok saçma. E, ne yapacaksın? Ya da daha değişik bir şekilde geldi. Bak şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsin. Şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsin. Bak şöyle bir şeyle karşılaştığın zaman. Hocam bu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor deyip Böyle sol sağ sol sol sağ. E hocam şu üçünün toplamı buna mı eşit? Değil mesela bu. Niye? Onu da söyleyeceğim. Zikzak kuralı olduğu zaman sistematik bir sırayla gitmen lazım. Mesela burada sağa bakan diye başladıysan, hocam sağa bakan, sonra sola bakan olması lazım. Sağa bakan, sola bakan, sağa bakan şeklinde yazdığın zaman bu kural geçerli. E hocam böyle geldiği zaman ne yapacaksın? O zaman şu şekilde siyahlar geçerli. Sola bakan diye başladıysan sağa bakan Sonra sola bakan sonra sağa bakan açısı lazım. Yani şu açı verilmişse bile sen bu açıyı bulacaksın. 360'a tamamlıyor. Burada da sağa bakan değil de bak sağ, sol sağ sol sağ şeklinde gittin ya. Şimdi de sola bakan açısı lazım. Bak burada 360'a tamamlarken burada da neye tamamlıyor? Şu açının 180'e tamamlayanı oluyor. Bu sefer şuradaki 3 tane siyah okun toplamı şu 2 tane siyah okun toplamına eşittir diyeceksin. Ya da hocam ben bunu böyle görürsem ne yapıyorum? Böyle çok kafam karıştı mesela sivrilen yerden paralel çiziyorum ve sonuca daha rahat bir şekilde ulaşıyorum. Yani öyle çok karışık sorularda da işte o M'deki ispattaki yaptığımız gibi yukarıda yaptık ya bu şekilde davranırsan senin için daha ideal olacaktır. Mesela geldik şuraya. Kalem ucu. Arkadaş kalem ucu dediğimiz şey şöyle kalem ucu oluşmuşsa yani böyle M'de hani şöyle uzatıp da ispat yöntemiyle yapabilirsiniz. Hocam burası 180 A burası 180 B deyip ikisini topla B'ye eşittir çıkıyor. Zaten kural buradan çıkıyor. İspatı bu. Hani birinci ispatı bu. 180 x a. 180 eksi d deyip. Bak b açısı 180 eksi a ile 180 eksi d'nin toplamına eşit. Ee, o zaman burada ne oldu arkadaşlar? Eksi a eksi d'yi öbür tarafa atarsak ne geliyor? a artı b artı c ne? pardon a artı b artı d değil mi? a artı b artı d neye eşit olmuş oldu? Bak 360 eşit olmuş oldu. İşte kalem ucu kuralı dediğimiz şey de bu. Birinci ispatı bu. M'den çıkıyor. Ya da biz çok sıkıştığımız zaman ne yapıyoruz? Ya paralel doğruları uzatıyoruz dedik. Ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Sivrilen yerden paralel çizsek. Dikkat et. Şu açıyla şuradaki açının toplamı U'dan dolayı nedir? U önemliydi. 180. Hocam bu açıyla da bu açının toplamı U'dan dolayı 180. O zaman bütün açıların toplamında iki tane U yok mu? O yüzden A artı toplam bu açı B artı D Eşittir. 360 geliyor arkadaşlar. İşte bu kalem ucu dediğimiz kural. Tamam mı gençler? Yani şöyle bir özetleyecek olursak muz bizim için önemli. M kuralı, U kuralı, Z kuralı bunun yanında bir de yöndeş açı. Bizim için gerçekten önemli. Ve çok sıkıştığımız zaman da hani zikzak kuralı var, kalem ucu kuralı var. A, şu zikzak bir nebze bilin. Tamam şöyle yıldızı şöyle atayım. Küçük atayım bari. Ama kalem ucu kuralını da aklınızda kaldıysa bunu kullanabilirsiniz. Ama kalem ucu kuralında da sivrilen yerden paralel çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Ama bunların ispat yöntemleri çok karışık sorularda çıkıyor. Karşımıza ya paralel doğruları uzatacağız. Çözüm yöntemlerinden biri. Ya da çok karışık sorularda sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Hadi bakalım şimdi sorulara. Sorusuna baktığımız zaman. Şimdi iki paralel doğru var burada. Hocam iki paralel doğru da şurada ne var? Şöyle bir z kuralı var. Hocam z kuralından dolayı ne oluyor? Bu açıyla bu açı birbirine eşit. x artı 10 ise burası x artı 10 oldu. A iki açı yan yana geldi şurada. Yani senin şuradaki açın nedir? Doğru açıdan dolayı 180 derece olmaz mı? Olur. E o zaman bu ikisinin toplamı yani 2x artı 50 ile x artı 10'un toplamı eşittir. 180 yapmak zorunda. E buradan 3x eşittir. 180 eksi 60'dan kaç yapıyor? 120 yapıyor. Ve x'i de böylelikle 120 bölü 3'ten kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Evet örnek 7'yi 40 bulduk. Geldik örnek 8'e. Şimdi paralel doğrular verilmiş. Hocam paralel doğrularda şu ikisi de paralel. Hatta burası da paralel verilmiş. E nereden başlayacağız? Geometri ben şunu söylüyorum. Bilinenden başla. Hocam şu iki paralelliğe bakıyorsunuz mesela ilk etapta. Şöyle baktınız. Şöyle u kuralı var hocam. X'e 180 x, x diyorsunuz buraya. Hayır. Öncelikle bilinenden başlayın. Hocam bilinen 130'dan başlayacağız. Bak şöyle iki tane paralel doğru var. Hocam bu iki paralel doğru da şöyle bir U kuralı var mı? Var. U kuralından dolayı şu ikisinin toplamı 180 yapacak. Yani 130sa burada kaç kaç derecedir? 50 derecedir. 180'e tamamlayan açısı. E buradaki açılar eşit verilmiş. 50 ise o zaman burası da 50 olacak. Şimdi büyükte U kuralına bakabiliriz. Çünkü toplamda bu açı 100 derece yaptı. E hocam burası 100se o zaman şu ikisinin toplamı 180 olacak. E 100 ise 180'e tamamlayanı nedir? 80 derecedir. Bak şunu yapmıyorum. Hocam 100 artı x eşittir 180 demiyorum. 180'e tamamlayan açıları biraz düşüneceğiz. Yani 100'ün 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 80 yapıyor arkadaşlar. Tamam Örnek 8'i de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 9'a. Şimdi örnek 9'da da bak paralel doğrular var böyle. Paralel doğruların üstünden geçtik. Hocam paralel doğrular varsa nasıl yapabiliriz bunu? Öncelikle Bak yöndeş açı m u z var mı diye bakıyoruz. M kuralı u kuralı z kuralı bir de yöndeş açı var mı diye bakıyoruz. Baktım var mı yok. E yoksa o zaman iki tane çözüm yöntemim var. Bir paralel doğruları uzatacaksın ki orada üçgen bilgisi oluşabiliyor arkadaşlar. Ki iki yoldan çözeceğim şimdi. İki garip sivrilen yerden paralel çizeceksin diğer paralel doğruları. E arkadaş burada mesela ben paralel doğruyu uzatsam şöyle. Hocam burası kaç derece? 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 70 derece yapar. Hocam 100 ise bak yöndeşlikten dolayı burası da 100 yaptı. Yöndeş açı aynı yöne bakıyorlar. E 100 ise burası kaç yapar? 180'e tamamlayan 80 yapar. Bak üçgen bilgisi 80, 70 daha 150. 180'e tamamlayan açısı da 30 derece dersin. x e 30 bulursun. Ama daha üçgeni görmedik ya. Üçgen bilgisinden yapmayalım istersen. Nereden yapayım ben bunu? Şu bir sivrilen yerden paralel çizerek yapayım. Bak şimdi soruya baktığın zaman şunlar paralel. Eyvallah. Sivrilen yer nerede? Hocam şurada da var dersin. Burada da var dersin. Burada da var dersin. Özellikle paralel doğrular üstünde olmayan sivrilen yerden paralel çizmeni tavsiye ediyoruz. Neresi orası? C köşesi değil mi? Evet. C köşesinden bir paralel çizeceksin kardeşim. Nerelere? C köşesinden de şöyle bir çizik değil. Bak paraleller yatay mı? Yatay bir paralel çizeceksin. Aha da böyle bir paralel çizeceksin. Paralel çizince. Hocam şunlar paralel. E, burada bir U kuralı var. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 180'e tamamlayanı 110'un 70 derecedir. 70 yazdım burada. Hocam burada da şu paralelliğe bakınca böyle bir U kuralı görüyoruz. 180'e tamamlayanı 100'ün nedir? 80 derecedir. A ne çıktı burada? Hop bir doğru açı çıktı. Yani 80x ve 70'in toplamı 180 olması lazım. Kafadan yapabiliriz. 80 70 daha 150. E, 180'e tamamlayanı kaç derece yapıyor? 30 derece yapıyor. Yani böylelikle x'i 30 derece olarak buluruz. Evet görüyorsunuz sivrilen yerden paralel çizme ve öbürü de paralel doğruyu uzatma. İstediğin teknikten yap. Tamam, sıkıntı yok. Geldik bir sonraki soruya. Burada neler verilmiş? BA ile FG birbirine paralel. Bak, paralel doğruların üstünden şöyle bir geçeyim. Sonra geçtikten sonra neler verilmiş? 35, 55, 40 ve 30 verilmiş. Paralel doğrular arasında sivrilen yerler var. E birkaç tane olduğu zaman zikzak oluyordu ki zikzak var değil mi burada? E ne yapacağız burada? S sırasıyla, sistematik bir sırayla devam edeceksin. Hocam sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan şeklinde devam edeceksin. Sağa bakan açıların toplamı, sola bakan açıların toplamına eşit. Yani yazalım o zaman, sola bakanlar nedir? X artı 40. Sağa bakanlar nedir? 35 artı 55 artı 30. Yani buradan X artı 40 neye eşit oldu? Şu ikisinin toplamı 90, 30 daha 120 yapar. Ve x de 120 eksi 40'tan kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. İşte bu. Farz edelim gelmedi aklına. Ben ne önemli demiştim? M, U, önemli demiştim. Bir de bunun yanında ne? Yöndeş açı önemli demiştim. Gerçekten de öyle. Bunlar yoksa ya paralel doğrular uzatacağız. Ki uzatınca öyle yine özel bir durum gelmiyor. Ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Mesela çizelim. Şurada x'in oradan çizmek istemiyorum. ilk. çünkü hep bilinenden bilinmeyene gideceğiz diye söylemiştik ya. Mesela şuradan paralel çizsem. Z'den dolayı 30 oldu hocam. Bak 30'u kullanıyorum. Z var burada. A burası 10 oldu. E buradan da sivrilen yerden paralel çizsem. Z'den dolayı 10 oldu. Hocam tamamı 55'ti. Buraya kaç kaldı o zaman? 45. A şöyle bir M kuralı çıktı deyip ikisinin toplamı X diyebilirsin. Ya da devam edebilirsin. Şuradan da çizdin. Z'den dolayı 45 oldu. Z'den dolayı 35 oldu. E yani burada X açısından oldu? 45 ile 35'in toplamı oldu. Yani yine 80'e ulaştık mı ulaştık. Yine ne diyoruz her zaman gibi? M, U, Z ve yöndeş bizim için önemli. Bunları bir çoğunlukla bütün soruları yapabilirsin. Geldik örnek 11'e. Ne var burada? Hocam M kuralı var. Direkt şöyle bir M kuralı var. E, o zaman şu ikisinin toplamı buna eşittir. 4x artı 20 eşittir. 2x artı 10 ile neyin toplamı? 3x eksi 20'nin toplamına eşit olacak. Hocam buradan şurası 4x artı 20 düzenleyelim. Karşı tarafta 5x artı 10 eksi 20. 10'dan 20 çıkarsa eksi 10 mu yapar? Evet. 4x'i buraya eksi 10'u buraya atalım. Eksi 10 buraya gelince 20 artı 10'dan 30 yapar. 5x'i buraya atarsam 5x eksi 4 xten x yapar. Bizden x mi isteniliyor? Evet soruya bakıyoruz. X isteniyor. Dolayısıyla örnek 11 böylelikle 30 çıkar. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Çünkü 3 sayfa işleyeceğiz demiştik. Burada da demiş ki şu. Kalem ucu var hocam. 3'ünün toplamı neye eşit? 360'a e eşit diyebilirsin. Ya da ne diyebilirsin? Hocam şuradan bir paralel çizip oradan da yapabilirsin. Öncelikle ben oradan yapayım. 140 artı 2x artı 10 artı 3x artı 20 eşittir 360 daha. Burası 5x yaptı. 140 10 daha 150 20 daha 170 eşittir 360 eksi 170 oldu. Yani 5x neye eşit oldu arkadaşım? Buradan 190 eşit oldu galiba. En yani 5'e bölme kuralı neydi? 0'a at 2 ile çarp. 30 ne olacak o zaman? 19'un 2 katı yani 38 olacak. Ya da sen bu soruyu nasıl çözebilirdin? Şuradan paralel çizeyim hocam. U'dan dolayı 140 sa 40 kalır. E tamamı 2x artı 10. 2x artı 10'dan 40 çıkarsan 2x eksi 30 yapıyor. Hocam burası 2x eksi 30 yapar. Sonra şuradaki U'dan dolayı şu ikisinin toplamı da eşittir. 360 derdin ve sonuca yine ulaşır mıydın? Kesinlikle ulaşırdın. Evet arkadaşlar ilk kısım böyleydi. 3 sayfayı hallettik. Kitabımızda 3 sayfayı hallettik. Doğru açıların ilk kısmını bitirdik. İkinci kısmı da yine 3 sayfa var. Ve iki kısımda bu kısmı bitireceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.